sizle, gerekse yaralılarınızla, gerekse şu an evlerini terk etmiş olan tüm hemşerilerinizle, vatandaşlarınızla birlikteyiz. Tabii STK'ları konuşuyoruz. STK'ların Asrın Felaketi'ndeki yapmış olduğu çalışmaları konuşuyoruz. Tabii STK'ların, derneklerin, federasyonların, vakıfların, konfederasyondan yapmış olduğu çalışmaları siz sevgili izleyicilerimize her hafta anlatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki STK'ların kurulmasında genel anlamdaki yardımları konuşuyoruz. Bugün de yine bizim Zara'mızın, Zara Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı bizlerle birlikte. Öncelikle ben kendilerine hoş geldin diyorum. Takibinde de yapmış olduğu çalışmaları ve yöremize gerekse deprem bölgemizdeki çalışmalarından bugün siz sevgili izleyicilerimize çalışmalarımızdan bahsetmiş olacağız. Sayın Ali Doğan hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk Osman abi. Sayın Nurali Bektaş hoş geldiniz. Sayın Ayhan Bektaş hoş geldiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz biz sözü uzatmaksızın hemen konuya dönelim. Sayın Başkanım tabii biz de yakinen sizleri tanıyoruz ama sizleri de sevgili izleyicilerimiz de yakinen tanımış olsunlar. Sevgili Osman abi öncelikle bu fırsatı verdiğin için sana teşekkür ediyorum. Buradan ekranları başında bizi izleyen tüm canlara, tüm hemşerilerimize selamlarımı gönderiyorum. Ben Zara Evrenci Köyü'ndenim. Bir dönem Zara Evrenci Köyü'ne başkanlık yaptım, dernek başkanlığı yaptım. Bu dönemde esmelkader federasyonumuza başkanlık yapıyorum. Birinci dönem evet. Nasipse ikinci. Sonra bir değineceğiz orada. Öncelikle kısa bir süre önce yaşadığımız bir felaket, deprem felaketi gerçekten ülkemizi çok etkiledi. 11 ilimizde yaşanan çok büyük bir felaketti. Ben orada hayatını kaybeden tüm canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Gerçekten büyük bir felaketti. Ben de kendim gittim ve yerinde bizzat gördüm. Allah bir daha yaşatmasın Amin. Diyorum. Bu şekilde Zara Dernekler Federasyonu olarak daha doğrusu bütün halkımız, bütün Türkiye bu konuyla ilgili seferber oldu. Herkes elinden geleni yaptı. İlk geceden itibaren herkes evindeki battaniyesini, elbisesini ne bulursa o şeyle yardım edeyim diye deprem bölgesine gönderdi. Bizler de Zara Dernekler Federasyonu olarak o dönemde depremin ikinci veya üçüncü günüydü. Biz de elimizden geldiği kadar bütün derneklerimizle birlikte yardım topladık ve 3-5 arkadaşımızla birlikte yardım bölgesine gittik. Birinci elden dağıtımlarımızı yaptık. İlk başlarda evet bir koordinasyon eksiği vardı. Bir yollar sıkıntılıydı. Kim nereye gideceğini bilemiyordu. Ondan dolayı biz kendimiz birebir bu götürdüğümüz yardımları dağıttık. Bizim oradaki şeyimiz işte bütün Türkiye'nin yaptığı gibi, bütün dernekler, federasyonlar, herkesin yaptığı gibi biz de bir yaraya merhem olabilmek adına elimizden geleni yaptık. Biz 3-4 arkadaşımızla birlikte bir de bir tır yükledik. Elbistan'a gittik. Malatya'ya gittik. İşte birazdan başkanım anlatacak. Onlar da Hatay bölgesinde Samandağ'a tabii paylaşım yaptık. Buralara yardımlarımızı yaptık elimizden geldiği kadar. Sizin gittiğiniz özellikle sizin yaşamış olduğunuz o ikinci gününden sonraki yaşamış olduğunuz nelerle daha çok karşı karşıya geldiniz? Evet orada aslında dediğim gibi koordinasyon eksiği olmasından dolayı ve bir de sosyal medyada çok kirli paylaşımlar, kirli bilgiler dolaşıyordu. Yardımlar doğru yapılmıyordu. Ben ilk gittiğimde gördüğüm izlenim zaten AFAD, devlet bir şekilde bir battaniye, çadır bir şekilde göndermişti. Ama orada eksik şuydu, gıda eksiği vardı, işte su eksiği vardı. Mesela ben örneğin bir köye gittim. Köyde cebinde parası olan da mağdurdu. Çünkü alışveriş yapacak bir yer yoktu. Yollar kapalıydı ve o zaman kar da vardı. Yollar kapalıydı. Oradaki en büyük eksik biraz geç kalınmıştı. Yani hemen müdahale edilmemişti. İnsanlar bilinçsizdi. Nasıl yardım edeceklerini bilmiyorlardı. Aslında bu konu Türkiye gündeminde bir deprem var. Yani deprem gerçeği var. Bununla ilgili bütün yetkili kurumların bir an evvel harekete geçmesi lazım. Sular mesela
sokaklara bırakmışlardı. Sular donmuştu. Giden ikinci el eşyalar hep sağda soldaydı. Tam doğru anlamda yardım yapılmamıştı oralara. AFAD evet çadır kurmuş ama insanlar orada ısınacak bir durumu yoktu o zaman. İlk başlarda soba yoktu, ısıtıcı yoktu, elektrik yoktu gittiğimiz bölgelerde. Onun için o ilk 5 gün, 6 gün böyle bir sıkıntılar yaşandı o bölgede. Oradan Malatya'ya geçtik. Keza orada da aynı şekilde devam ediyordu. Yardımlarımızı orada da dağıttık ve geri döndük. Siz bu yardımlarla gittiniz. Tekrarından orada siz tekrar yine yardımlar geldi size. Öyle bir yardım dağıtımımız tabii oldu. Onu da şöyle anlatayım. Biz geçen hafta işte bütün derneklerimizle hem nakdi yardımlar geldi hem gıda yardımı geldi. Biz Zara'da yaklaşık 176 aile ben kaymakamlık sosyal işleriyle görüştüğümde yaklaşık 176 tane aile gelmişti. Bunların 12 ailesi evlere yerleştirilmişti. Diğer kısmı da Zara'ya gelenler değil, deprem bölgesinden Zara'ya geleceğiz. Zara'ya geleceğiz. Evet. Zara'daki deprem mağdurlarımızın Zara'ya gelişini birazdan işleyeceğiz. Tamam. Deprem bölgesindeki çalışmalarınızdan geçtik. Ben hemen dönüyorum. Sayın Nurali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol, sen nasılsın? Çok seni görmek ederim. Güzel. Bayağıdır görüşemiyoruz seninle. Evet, uzun yıllar. Evet, yok uzun yıl olmadı ama bir 10 sene oldu. Ben de sana teşekkür ediyorum bizi burada ağırladığın için. Ben Sivas Zara Çelceköy Dernek Başkanı Nurali Bektaş. Bu arada kendimi de tanıtayım. Aynı zamanda Zara Dernekler Federasyonu'nda başkan yardımcısı görevimi yapıyorum. Başkanımla beraber deprem bölgesine de gittik. Başkanım anlattı. Allah rahmet eylesin. Yani çok büyük bir acı. Ben de kendim orada gördüm. Gittim, yaşadım. Yani Allah kimseye göstermesin. Sen nereye gittiydin? Ben de aynı başkanımla beraber bölgeye gittik. Orada birebir yardımları kendimiz dağıttık. Orada gerçekten yani büyük acı. Bunu anlatmak bile çok zor. Ben hani şunu söyleyeyim. Gerçekten çok zor. Tekrar söylüyorum. Şu anda hastanede olanlar işte Allah şifa versin. Amin. Allah onlara yardım etsin diyorum. Başka amin. Bir şey diyemem. Şöyle mi diyoruz? Biz o gün Sayın Başkan'ın söylediğiyle de beraber o gün yapılmış ama bitmiş değil. Halen devam etmiş. Başkan orada bir şey söyledi. Dedi ki yardımlar dedi gitti. Birçok yere dedi ulaşılmadı. Ama şimdi artık birçok noktalara ulaşıldı. Her taraf keşfedildi, bilindi. Artık bundan sonra yardımların daha çok gelmesi gerekiyor. Yani bu. Benim yani benim o günü heyecanlı hepimiz evdeki tencereyi, tavayı şimdi Osman abi ihtiyaç dolayısıyla gitti. Osman abi şimdi şöyle bir şey. O herkesten Allah razı olsun. Herkes seferber oldu. Özellikle biz insanlardan yardım talep ederken hiç kimse şunu düşünmedi. Yani üçü beşi düşünmeden herkes elindeki ne varsa yardım etti. Ne gerekiyorsa yardım etti. Buradan ben yardım eden herkese Allah razı olsun diyorum. Allah lokmalarını kabul etsin diyorum. Amin. Amin. Ben bugün çok özel bir gün. Kadınlarımızın yani Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Buradan tüm annelere, kadınlara selam söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle. Evet, sağ olun. Yani sorunlar tabii ki vardır. Bunu ilerleyen zamanda konuşuruz Osman evet, abi. Konuşacağız. Nasıl ben tekrar söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet Ayhan Başkan. Siz de hemen sevgili izleyicilerimizi tanısınlar. Osman Bey öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için size şahsım adına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben Ayhan Bektaş. Yoğun Pelit Köy Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Zara Dernekler Federasyonu'nda başkan yardımcılığı görevini yapmaktayım. 6 Şubat'ta yaşanan depremden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, hastalara da acil şifalar diliyorum. Başkanımla beraber biz bu organizasyonu başlattığımızda, başkanım biraz önce kendisi söylemişti, Maraş, Elbistan, Malatya bölümüne gitti. Ben de Hatay'a geçtim. Bu Hatay'a geçtiğimde Antakya, Samanda, Defne ilçelerine gittim. Burada yine federasyonumuzla beraber topladığımız bu yardımları birebir kendimiz dağıttık.
Ama oraya gidip baktığımızdaki maalesef yine televizyonlarda anlatıldığı gibi değil. Maalesef çok acı ve çok üzücü şeylerle karşılaştık. Bu bunların tarif edilemez. Yani halen onun psikolojisini yaşamaktayım ben. Orada ihtiyaç sahiplerine baktığımızda ilk etapta evet elektrikler yoktu. Yani Antakya'ya gittiğimizde sanki hayalet bir şehre girmiş gibiydik. Evler yıkık, insanlar sokaklarda işte barınabildikleri şekilde kendilerini başına... Siz nerede kaldınız? Biz araçta kaldık biz. Kalacak yer yoktu. İki gün boyunca araçta kaldık. Araçta yattık kalktık. Çünkü orada bir benzin istasyonlarında bile mesela ısıtıcı jeneratörleri çalıştıracaksınız. Bunları bile sıraya giriyorsunuz, kuyruğa giriyorsunuz. Kuyrukta almanız gerekiyor. İşte ihtiyaçlarınızı gidermeniz gerekiyor. En kötü bir lavabo ihtiyacınızı bile gidirecek yeriniz yok yani. Kaldı ki şeyler de var. Burada sadece dediğim gibi Defne'ye gittiğimizde Defne'de de yine aynı şekilde navigasyonu açıyoruz. Diyoruz ki şuraya gidelim. Karşımıza yıkık binalar, enkazlar. Evet o şekilde çok şeyleri gördük. Oradaki yardım ihtiyaçlarını tabii ki biz burada kolilere koyduk. Gıdaydı, işte çocuktu, çocuk bezleri, mamalardı. Neler köylerimizden neler varsa topladık ama orada öncelikli olan bebeklerin ve kadınların özellikle ihtiyaçları vardı. Elektrikler yoktu, jeneratör ihtiyaçları vardı. Yani tarif edilemez. Buradan jeneratör deyince Zaralı hemşerimiz Sayın Musa Kürkçe çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sayısını vermem çok önemli değil. Evet yani gerçekten de Musa Bey bu duyarlılığını deprem bölgesindeki bu seferberliğin içerisinde kendisini adamış gibi sayılar çok önemli değil ki bugün çok çok önemli evet. Rakamsal olaraktan. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi ki var Musa Bey. Zarasana iş adamları keza çadır onlar da tabii ona da Marsider, enerji dediği için enerjiye girdim. Bizim de üyesi olduğumuz Marsider yine keza aynı şekilde tırlar evet. Gönderdiler. Bayağı bir yardım Mustafa yaptılar. Mustafa Sinan Sungur'a çok evet, teşekkür ediyoruz. Evet, herkese yardım eden herkese teşekkür ediyoruz. Evet, evet yine Zara sanayici iş adamları Sayın Çoban ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Hüseyin Kaplan İran'dan o çadırları şey yaptı, temin etti. Ki Türkiye'de çadır sıkıntısı birçok şeylere evet, ben çok o polemikliğe girmeyeceğim abi, ama İran'dan gönderdi. Hüseyin abinin Sayın Hüseyin Kaplan'ın İran'dan o işi organize edip de getirmesi bir nevi biraz daha işi hızlandırdı. Evet. Türkiye'deki şimdi bazı şeyler biraz asparagas bazı şeyler noktalığa geldi. Çok o konuya da girmek istemiyorum. Söyleyeceklerim evet. De birkaç kelime daha şey var. Mesela biz yardımları gittik ama şehir merkezlerindeki her tarafın yıkık ve bazı büyük hasarlar, orta hasarlar şeklinde evler olduğu için girilemedik. Oradaki insanların ya çoğu kırsal yerlere size gitti. Size adres gösteren yok mu orada? Yok, yani. Yok hayır. Siz bildiğinize gidiyorsunuz. Bildiğimize. Yani biz belli noktalar belirlemiştik. İşte Elbistan'a gidecektik. Elbistan'ın köylerine gittik. Çünkü ilk yani arabanızın gittiği yere gittiniz. Gittiğimiz yere kadar gittik. Anladım. Çünkü bir de şu var. Çok özür dilerim Osman abi. Çok yoğun tır kuyrukları olduğu için orada bir sıkıntılar var. Orada çok büyük bir sıkıntı evet. Vardı. Bazı tırlar götürüp boş köylere yüklerini boşaltmışlardı ve biz buna birebir şahit olduk. Doğru. Ben de duydum onu. Evet. Ben doğru. Bunu kendim gördüm bizzat. Doğru. Orada ama bir taraflı değil. İki taraflı da düşünmek lazım. Benim aldığım duyumum bizzat birebir konuştuğum. Şimdi tırcı tutulmuş bir insan. Ücretiyle evet. Tutulmuş bir insan. Oraya götürüp o elindekini teslim edip gelmesi gerekiyor. Evet. O tır kuyruktan uzun olması ve buradan da talep edilmesi adamın işi dolayısıyla talep tabii edilmesi ki. Gelmiyor. Bir an evvel buraya geri dönmesi kadar, lazım. Buraya kadar normal ama buradan sonrası anlatacağım normal değil. Orada bir yerlere boşaltıp gitmesi yani daha taşa aktarması. Çünkü ben gördüm. İnsan dışı o. İnsanlık dışı o. Ekmekler taş olmuştu. Çünkü soğuktu. Gerçekten ben -26'yı gördüm o bölgede. Yani hava soğukluğu -26 dereceydi. Ki sular donmuştu. Çocuk bezleri oralardaydı. Çünkü onların o çocuk bezlerine belki o kadar çok insanın ihtiyacı vardı ki. İhtiyacı var. Doğru. Evet. Doğru. Ama işte senin de bahsettiğin gibi bir an evvel yükümü boşaltayım geri geleyim. O da neticede bir ticaret yapıyor. Evet. Bundan dolayı. Hatay'da
Daha sonra orada bazı vatandaşlarımızla sohbet ettiğimizde kendilerinin bazı yerlere baktığımızda yine bir kafede 100 kişinin kaldığını gördük. Burada insanlarımızda rahatsız olan, hasta olanlar vardı. Darının bağlı olduğu şey. Hasta olanlar vardı. Bu hastaları şey yapamadık biz mesela. Gerekli hastaneler yıkıldığı için sevk edemedik. Bir tane ablamız vardı mesela, akciğer kanseriydi. Direktmende ilacı vardı. Alması gereken ilaçlar vardı. Onları tedarik etmek için biz bazı yerlere ulaşmaya çalıştık ama bu trafiğin yoğunluğundan, çünkü İskenderun'dan Antakya'ya gidişimiz bizim 8 saat oldu. Yani 80 kilometreyi 8 saatte gittik. Yollarda bayağı sıkıntılar çekiyoruz. Yollarda vardı. Ana yollardaki o viyadüklerin, köprülerin bazı yıkılmalar vardı. Bizi navigasyon patika yollardan, yan yollardan o şekilde giderek gittik. Yani 8 saatimiz normalde 40 dakikalık yolu 8 saatte gittik İskenderun'dan Antakya'ya. İnsana yüklendi tabii o bölgeye. Tabii orada şey varken insanlar... Trafik varken diğer tarafta enkaz altında sağ kurtulanların da ambulansla diğer taraftan yetişmesi gerekiyor. Ambulanslara yol açmak zorundasınız. Onların bir an önce sevk edilmesi lazım. Çocuklar var, hastalar var. Bunları bir an önce sevk ettiler işte. Şeyde söyleyeceklerinden bir de şey var Osman Bey. Yani Karaman merkez depremi etkiledi ama bunların hepsine şahit olduk. Bilmemiz gereken bizim İstanbul Marmara büyük depremi var. Bunları bilinçlenmemiz gerekiyor. Aslında aramızda uzman olmadığı için ancak biz konuşmuş oluyoruz. Yani biz İstanbul'da, hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. Aramızda bir depremi uzmanı olmadığı için biz duyduklarımızı burada konuşursak izleyicilerimizi yanıltmış oluruz. Bir uzman alırsak uzmanın vermiş olduğu bilgilerle yürürüz. Evet evet. Daha şimdi, bilinçlendirmek çünkü, daha. Çünkü tabii. Şimdi bu İstanbul depremini konuşacak noktada biraz ben kendimi yetersiz buluyorum. Duyumlarım insanları şey yapmış olur. Ben bizzat oradaki gözlemleri gördüğüm için öyle bir felaketi düşündüğüm zaman... 1 milyon katılıyorum. Yani, biz o konuda deprem noktasında evet, bir program yapalım. Yani insanlarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Doğru. Nasıl yapmamız gerekiyor? Bu deprem yaşadığında toplanma alanların neresidir? Bunlarla ilgili gerekli profesörlerdir, gerekli öğretim görevlilerdir. Bunlardan destek alırsak... Biz o görevi şeye verelim, Zadef'e verelim. Evet. Zadef keşfetsin. Biz o programı yapalım. Öyle bir projemiz de var Osman abi. Birincisi hem İstanbul depremini anlatacak bir hocamızı bulsun, görevlendirelim. Bir de siz gittiniz geldiniz, sizin gördüklerinizi, siz belki şu anda tamamen yardım noktasından bahsediyorsunuz. Oysa ki toprağın altında, kirişin altında kalmış, çır çır çığırıyor ama kimsenin, hiçbirimizin gücü yetmiyor. Kurtarıcı noktasında biraz daha ehliyetli insanlar olaraktan derneklerimizden yetiştirmemiz gerekiyor. Şimdi depremle ilgili biz eğitim almadığımız için oradaki enkazlara zaten yaklaştırmadılar bizi. Zaten de yaklaşamayız çünkü ürkütücü, her an bina yıkılabilir. Doğru. Bundan dolayı da orada yine insanlarla sohbet ettiğimizde Mehmet Ali diyerekten Samandağ'da sohbet ettiğimiz bir tane dostumuz, abimiz vardı. Kendi yakını işte bir enkazın altına kalmış. Beni kurtarın diyerekten şey yapıyor ama kurtaracak kimse yok o anda. Çünkü yani biraz geç girilmişti o kısımlarla. Çünkü 11 tane il olduğu için yetişemediler. Evet. Sayın Başkan, 11 il. Evet. Gerçekten de il 11 ismiyle geçiyor il. Oysa ki bu illerin ilçeleri var, tabii köyleri. Tabii bizim de kanallarımızın, televizyon kanallarımızın, meslektaşlarımızın ancak belli noktalarda her biri bir taraflara dağılmıştı. Ama biz ekranda gördüklerimizi buradan içimiz parçalandı. Siz gittiniz, gidebildiğiniz yerlere kadar gittiniz. Evet. Tabii götürebildiğinizi verdiniz. Gerek kendi imkanlarınızla. Bir de bunun diğer devlet tarafından dağıtılmış olan, verilmiş olan. Ki sizin gittiğinizde henüz daha bazı şeyler kurulmamıştı. Yeniydi. Evet, şimdi, neler götürdük biz daha çok ağırlıklı? Götürdüklerimiz mi? Biz mont götürdük, ayakkabı götürdük, battaniye götürdük, gıda ağırlıkta götürdük. Kaşkol, atkı, bere daha böyle... çünkü insanların hava, korunması gerekiyor. Korunması için hava gerçekten çok soğuktu Osman abi. Yani Elbistan'a gittiğimizde biz Elbistan Cemevi'ni ziyaret ettiğimiz zaman duvarlar çatlamıştı ama insanlar barınacak hiçbir yeri yoktu o bölgede. Yani gerçekten arkadaşlarım demin söylediği gibi televizyonda görüyoruz ama bir de orada yaşadığın zaman çok farklı bir psikoloji.
bir köye gittiğimizde insanların psikolojisi o kadar çok bozulmuş ki. Yani o kadar metanetli, o kadar rahat anlatıyorlardı ki, işte 6 tane cenaze geldi, birazdan 2 cenaze gelecek. Böyle sanki normalleşmiş gibiydi. Ama o insanların psikolojisinin bozulduğundan dolayı bu şekilde anlatıyorlardı. Orada mesela biz ilk gittiğimizde, çünkü ilk zamanlarda doğru dürüst yardım yetişememişti. Yardımlar yanlış yönlendirilmişti. Orada hijyen sorunu vardı. Su yoktu, elektrik yoktu. Çünkü insanlar deprem, evet binaların altında kalan çok vatandaşımız oldu ama dışarıda kalıp yaşayanlar da soğuktan ölebilirdi, hastalıktan ölebilirdi. Hijyen yoktu orada, o bölgede. Gördüklerimiz bunlar Osman abi. Yani gerçekten içimizi burktu. Çok acı bir tabloydu. Elbistan'da girdiğimizde ölü bir şehirdi. Kimseler yoktu. Birçoğu çünkü terk etmişti orayı. Kalanlara işte hasarlı binalarda halen barınan insanlara neden burayı tahliye edilmiyor dediğimizde, enkazların altındaki cenazelerini veya işte sağ çıkacak insanları bekliyorlardı, evet, orada. Doğru. Gidemiyorlardı. Doğru. Bu arada tekrar oraya geleceğiz diye ben bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Buradan bütün annelerimizin, bacılarımızın, kardeşlerimizin, eşlerimizin, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de kutluyorum bu arada. Tabii Nur Ali orada şey yaptı. Evet, biraz hızlı davrandı. Hızlı davrandı. Biz deprem gündeminden oraya geçeceğiz. Evet. Nur Ali haber atlatma derler bizde. Çünkü haber atlattı. Kadınlarımız gerçekten bizim için değerli, kıymetli. Onların yaptığı her işte gerçekten başarı var. Bizim yönetimlerimizde de var, görüyoruz. Dernek başkanlarımız var. O kadar güzel işler yapıyorlar ki tekrar onların gününü kutluyorum. Tabii buradan ortak bir mesajı verecek olursak, el öpüleceklerin hepsinin de buradan Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Onların günü bir gün değil. Evet. Aslında bir gün değil. Hepsinin de kendine göre, kendi içindeki, bizler sabahleyin evimizden çıkıyoruz ama onlar hiç evinden dahi çıkmadan hepimizin, evet, sorumluluğunu üstlenen kişiler. Onun için önce annem, onun takibinde de eşim ve tüm Dünya Kadınlar Günü, evet, kutlu olsun. Peki giderken belki bir gül bulabilirsek. Evet, götürmen lazım. Yoksa yani bu mesajı benim, verdik buradan kabul buyursunlar. Annem de şu anda ekran başında bizi izliyor. Onun ellerinden öpüyorum. Ellerinden öpüyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Aleyküm selam. Evet başkan, hemen biraz da tabii deprem bazı şeyler çok değiştirdi Türkiye'de. Evet. Bizim programlarımız da dönem dönem değişti. Artık müzik programları kalktı. Tamamen programlarımız depreme dayanıklı binalar olsun, depreme dayanıklı yerler olsun. Aramızda inşaatçı var ama şimdi inşaatını sormuş olsak o da diyecek ki inşaatın mükemmel, sağlam diyecek. Evet. Ama şimdi etütünü yaptırmadığımız için Nur Ali'ye de bir şey diyemeyiz şimdi. Kötü demiyor, evet. Ondan onun yaptığı binalar ne kadar sağlam ancak bize birer daire deneriz. Ona göre öyle bakarız. Ondan dolayı. Bir, yani Nur Ali Başkanımız inşaatçı ama ben de sigortacıyım. Sizin işi çok zor ya. Bu kadar zayiatin sigortacılar nasıl çıkacak bu işin içine? Dünya kadar araç. Dünya kadar araç var. 11 o konuya yılında... istersen birazdan gelelim. Olur. Evet başkan, Zara Dernekler Federasyonu tabii kuruldu. Çok güzel hizmetleriniz oldu. Zara Dernekler Federasyonu bugüne kadar neler yaptı? Ne yaptı? Evet. Osman abi, öncelikle Zara Dernekler Federasyonu emek vermiş büyüklerimiz var. Fettah abi, Fettah Şakar rahatsızlığından dolayı. Buradan da geçmiş olsun. Çok bulunur. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Keza Salman abi, yine federasyonumuza çok büyük katkılarım olmuştur. O da bir ameliyat geçirdi. Geçmiş orada olsun, buradan Salman geçmiş diyelim. Olsun dileklerimi iletiyorum. Ve tüm hastalara şifa diliyorum. Derneğimizin kurucularından yine Şükrü Ünal var, Kasım Uçar var. Bunlar Zara Dernekler Federasyonu, Zara Der'den itibaren Zara Dernekler Federasyonu'na kadar büyük emek sarf ettiler. Ve ben kaç tane federasyonun bünyesinde köyümüz var? Federasyon bünyesinde şu anda mezralarıyla birlikte 35 tane köyümüz var. Bolucan. Evet, Zara Dernekler Federasyonu'na bağlı 35 tane köyümüz var. Üye hazırlıklarını yapan köylerimiz var. Tekrar bünyemize katacağız.
Biz Zara Dernekler Federasyonu gerçekten bütün köylerimizle birlikte, bütün başkanlarımız, hatta burada stüdyomuzda da başkanlarımız var, bizi yalnız bırakmıyorlar. Ben buradan bütün köy dernek başkanlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten şu süreçte bize çok destek oldular, yanımızda oldular. Biz birlikte gerçekten güçlüyüz. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Toplumumuzun birliği, beraberliğini sağlamak adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zara Dernekler Federasyonu olarak biz işte bu deprem sürecinde yardımlarımızı yaptık. Hatta Zara, ben geçen hafta Zara'ya gittim. Evet. Zara'daki demin o noktayı biraz deprem bölgesinden Zara'ya gelen ailelere yapmış olduğunuz şeyler vardı. Evet, buyurun. Gerçekten orada da gidip gördüğümüz şeyler var. Zara Dernekler Federasyonu olarak işte gelen nakdi yardımları biz Zara'da hem kaymakam 176 aile. 176 benim edindiğim bilgiye göre 176 aile. Bunların 12 ailesi Zara'da evlere yerleştirilmiş. Diğer kısmı da Zara'da öğretmen evinde barındırılıyor. Sağ olsun işte sivil toplum kuruluşları, ilçe başkanlarımız, kaymakamlığımız, belediyemiz, herkes Zara'da seferber olmuş. Misafirlerimizi gerçekten en iyi şekilde ağırlıyorlar. Bunu gördüm. Bizler de Zara Dernekler Federasyonu olarak bir kısım yardımlarımızı kaymakamlık aracılığıyla yaptık. Bir kısım yardımlarımızı belediyemiz aracılığıyla yaptık. Ve bir kısmını da kendimiz bireysel olarak yaptık. Gerçekten oraya gelen insanlar mahçuplar, yani ezik hissediyorlar kendilerini. Kendi memleketlerine tekrar yerlerine, yuvalarına geri dönmek istiyorlar. Orada ne kadar geçici. Orada ne kadar da iyi baksan, iyi barındırsan ama yine de onlar oraları özlüyorlar. Çünkü oralarda birçok insanla ailesini kaybetmişler. Orada dikkatimi çeken bir şey oldu Osman abi. Bir tane genç bayan, ismini şu anda hatırlamıyorum. Oradaki depremzedelere, öğretmen evindeki depremzedelere yardım etmek için, onların ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapıyor, çırpınıyor. Ve bu bahsettiğim insan depremde annesini kaybetmiş ve 36 tane ailesinden insan kaybetmiş. Ama gerçekten tanetli bir şekilde oradaki insanlara yardım etmek için çırpınıyordu. Evet. Şu anda Zara Belediye Başkanımız Zara deyince bizi sesimizi duydu. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Çok hayırlı akşamlar Sayın Osman Bey. Hayırlı akşamlar sevgili başkanım. Biz de bugün Zara Dernekler Federasyonu yönetimiyle birlikte misafirimiz. Çalışmalarımızdan bahsediyorduk. Tabii sizin de bu çalışmalarınızdan dolayı kutluyorum. Allah yardımcınız olsun. Gerek belediyemiz gerekse kaymakamlığımız görüyoruz, takip ediyoruz. Gerçekten de Allah razı olsun. Çok güzel çalışmalarınız oldu. Allah hepimize de yardımcısı olsun. Evet başkanım, mesajınız... Öncelikle büyük bir afeti yaşadı ülkemiz. Dolayısıyla afette hakkın rahmetine kavuşan vatandaşlarımız Allah'tan rahmet. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Buradan ekranları başında bizleri izleyen değerli hemşerilerime saygılarımı sunuyorum. Buradan Zara Dernekler Federasyonu Ali Bey, yine Başkan Yardımcımız Nur Ali Bey Bektaş ve Ayhan Bektaş Beyefi'ye de teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olsunlar. Depremin olduğu günden itibaren her zaman koordineli bir şekilde birlikte neler yapabiliriz'in gayret ve çabası içerisine girdik. Dolayısıyla federasyonumuz gerek bölgede deprem bölgesinde sundukları katkı İstanbul'dan, gerekse ilçemize gelerek kendileri geldiğinde ben deprem bölgesindeydim. Kendilerine telefonla görüştük. Sağ olsunlar. Gerek kaymakamlığımız, Zara Belediye'miz. Yani ilçemizdeki tüm sivil toplum kuruluşları bir seferber oldu. Buradan esnaf odası başkanımız, şoförler odası başkanımız, muhtarlar derneğimiz, mahalle muhtarlarımız, köy muhtarlarımız olsun. Yeşil Zara gönüllüler olsun. Yani ismini sayamadığım birçok sivil toplum örgütü ve çok kıymetli hemşerilerimiz, vatandaşlarımız, esnaflarımız topyekun bir seferberlik haline geldi ve deprem bölgesine genel ihtiyaçlar noktasında Zara bir bütün olarak, bir aile olarak tüm desteğini göstermiş oldu. Ayrıca ilçemizde misafir ettiğimiz
500'ün üzerinde depremzede vatandaşlarımız var. Onları kerevlerindeymiş gibi hissettirmenin gayret içerisindeyiz bizler de. Dolayısıyla buradan tüm dernek, federasyon, İstanbul'daki federasyonlarımıza, Zarar İş Adamları Derneğimize ve Zarar Vakfımıza, tabii ki şu an ismini sayamadıklarım vardır, hepsine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yani bu noktada Zara birlik ve beraberliğini önceden olduğu gibi şimdi de her zaman, her daim gösterdi. Dolayısıyla yayınızı da izliyorum şu an sizin. Buradan da tüm emeği geçen hemşerilerime de şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Sayın başkanım, bir sorunuz var mı başkanım? Başkanıma teşekkür ediyorum. Bizi bu gece yalnız bırakmadığı için. Gerçekten başkanım da ben aradığımda deprem bölgesindeydi. Zara'da da misafirlerimizle çok iyi ilgilendiklerini gördüm. Teşekkür ediyorum başkanıma. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim başkanım. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sevgili başkanım. Sevgili başkanım. Bizim buradan bu ekranlardan Zara'daki 500 tane ailemiz var, misafirimiz. 500 ailemiz, 500 üstünde bir ailemiz. Bizim buradan gerek Zara'daki misafirlerimize, gerekse bizim Zara Belediye'miz ve Kaymakamlığımızın birlikte hareket ettiği, çalışmış olduğu ilçemize, bizim buradan ihtiyaçlar nelerdir, neler yapabiliriz? Yani şimdi bu noktada kuru gıda noktasında desteklerimiz ailelere devam ediyor. Bugün de yine meclisimizde aldığımız bir karar gereği ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın su ve depozito ücretlerini Zara Belediyesi olarak almayacağız. Yine evlerde duran vatandaşlarımızın kiraları veya elektrik, doğalgaz, yakınma ve ısınmaları, doğalgaz olan yerleri de yine devletimiz karşılıyor. Bununla birlikte sobalı olan yerlerde de odun ve kömür tedarikleri sağlandı. Tabii ki maddi yardımlarımız da peyderpey devam ediyor. Hemen hemen her aileye maddi olarak da yardımlarda bulunuyoruz diğer tarafta. Bunlar tabii ki yaralar sarılıncaya kadar da devletimiz tarafından devam edecek. Gerek kaymakamlığımız, gerek Zara Belediyesi olarak koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayının hazırlıklarını da gerçekleştirdik. Yine ilçemizdeki ihtiyaç sahipli vatandaşlarımız ve depremzedeler olmak üzere bu vatandaşlarımıza ekonomik destek anlamında bugünkü meclisimizde yine bir banka hesabı açılarak bu banka hesabında toplanan yardımlar veya bağışlar, zekatlar veya fitreler, vatandaşımız bu hesaba geçtiğinde oradaki hesaba geçen para hiçbir şekilde başka bir yerde kullanılmayacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ve depremzedelere kullanılacak. Yani bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızın bu hesap numaralarını bizlerden de alabilirler. Çok. Dolayısıyla gıda yardımlarında bulunabilirler. Şu an evlerin ihtiyaçları noktasında, barınma noktasında, eşya noktasında tüm eksikleri giderildi, tamamlandı. Dolayısıyla hayatı yaşamı idame ettirebilmek için sadece şu an bugün itibariyle bundan sonra da devamlı gıda yardımlarımız sürekli şekilde devam edecek. Bunların çalışmalarında yine kaymakamlığımızla birlikte gerek kaymakamlığımızın Sosyal İşler Müdürlüğü, belediyemizin Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmalarımız yine devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Nurali Bey'in bir sorusu var herhalde. Sayın Başkanım merhabalar. Merhabalar Sayın Başkanım, hayırlı akşamlar. Sağ ol Başkanım, çalışmalarınızı çok yakinen takip ediyorum, çok güzel. Ben orada tabii ki güzel çalışmaları yapıyorsunuz ama olası bir depreme karşı Zara'mızı belediye olarak bir afet şeysi, bir hazırlığı var mı? Evet, bununla ilgili kaymakamlığımızla önümüzdeki hafta salı günü bir toplantı planlıyoruz. Yani deprem bölgesinde 13-14 gün orada hizmet verdik. Dolayısıyla orada sahada çalışmamızın, bizim buraya geldiğimizde olası bir afet yaşandığı takdirde ilk etapta neler yapacağımızı daha iyi tespit edebildik. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda kaymakamlığımızla birlikte olası bir afetle ilgili bir planla program yapacağız. Çok teşekkür ederim. Ayrıca önümüzdeki ay meclisimizde de, önümüzdeki aylardaki
meclisimizde şu an imar kanunlarında bir değişiklik bekleniyor. Yani bekliyoruz. Bunu takip ederek de yine ilçemizde imarla ilgili birkaç değişiklikleri yapacağız. Dolayısıyla bu tedbiri geleceğe yönelik gerçekleştiriyoruz. Yani bugün vatandaşlarımız bize bu imarla ilgili sıkıntı tedbirlerimizden dolayı şikayetçi olabilirler ama önümüzdeki süreçlerde, yıllarda da can kaybı olmaması için Zara Belediyesi olarak Zara'mızın imar noktasında birçok şeyi şu an arkadaşlarımız gözden geçiriyor. Yine uzman kişiler tarafından gözden geçirilecek ve bunları da en kısa sürede meclis kararıyla uygulamaya alacağız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım katılımınızdan dolayı. Bu noktada hiçbir şekilde bir tavizimiz olmayacak. Gayet bir bedel ödenecekse bununla ilgili bu bedeli de şahsım ve arkadaşlarım adına ödemeye de hazırız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Katılım sağladınız. Sesimizi bizimle birlikte paylaşmış oldunuz. Zara'ya selamlar. Aleyküm selam. İyi yayınlar diliyorum. Çok, hayırlı akşamlar herkese. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, biz de Zara Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizimle paylaştığı için 176 aile demiştik. 500'ün üstünde ailemiz Zara'da ikamet ediyor. 6 aile kişi olarak da evet. 500'ü buluyor. Evet. Evet. Bir de Osman abi, biz Zara'ya gittiğimizde aynı gün Zara'daki bizim federasyonlarımıza bağlı, diğer köylerimize bağlı muhtarlarımızla bir toplantı yaptık. Hı hı. Orada mesela bizim de işte yapmak istediğimiz projelerimiz içerisinde olan her köye bir tane konteyner, deprem malzemesinin olduğu. İşte bu küreği olur, kazması olur, hiltisi olur, başka bir şey olur. Böyle bir projemiz var, böyle bir düşüncemiz var. Çok orada güzel. Muhtarlarla yaptığımız görüşmede bunlar da konuşuldu. Her köye belli bir kısım çadır bırakmak. Çünkü Allah korusun. O konteynerin içinde olacak. Evet, hepsi orada, bir her köyde bir tane konteyner, depremle ilgili bir konteyner olsun istedik. Muhtarlığa teslim edilecek. Muhtarlığa teslim edilecek. Böyle bir çalışmamız olacak inşallah. Muhtarların da böyle bir talebi var zaten. Biz de Zara Dernekler Federasyonu olarak böyle bir öyle bir çalışmamız var. Federasyon olarak. Evet. Evet. Federasyonun biraz da çalışmış olduğu bazı şeyler var. Biz hemen Ayhan Bey'e dönelim. Yapmış olduğumuz faaliyetlerden biraz bize bahsetsin. Federasyonun bugüne kadar yapmış olduğu neler var? Hem mali tarafından hem de biraz çalışma sosyal tarafından. Evet. Bu arada bir şey söyleyeyim Osman abi. Evet, Zara'mızda gerçekten kurumlarımız hep birlikte çalıştılar. Evet, biz demin sayarken Zara Vakfımızı o arada atladık. Zara Vakfı Başkanımız Adnan Şimşek'e de buradan selam gönderiyorum. Gerçekten herkes, ismini unuttuğumuz bütün dostlarımıza selam olsun. Herkes el birliğiyle çalıştı. Burada belki isimlerini unutmuş olabiliriz. Unuttuğum isimlerden bir tanesi şimdi mesajını göndermiş. Sayın Abdullah Toklucu. Evet, selamlar. Abdullah abiye buradan selam gönderiyorum. Evet, yayın heyecanıyla unutmuş olabiliriz. Hepsinden özür diliyoruz. Ama herkes, hatta Abdullah abiyle bir hafta önce yine Zara'ya gitmeden konuştuk. Yaptıkları yardımları anlattılar gerçekten. Herkes el birliği güzel yardımlar yaptı. Hatta bugün de konuştum. Selam söylüyorum kendisine. Evet, onu da buradan tüm izleyicilerimize selamlar. Abi biz Zara Dernekler Federasyonu olaraktan 3 dönemdir Zara Meydanı'nda aşure Muharrem ayına ait aşure lokmamızı verdik. Hı hı. Geçen sene 2000'e yakın aşure lokması verdik. Hı hı. Bunu onlar rutin olan bazı çalışmalar. Bunları yaparken Zara'da kaymakamımız ve belediye başkanımız da beraber dağıttık. Aynı zamanda yine futbol turnuvası düzenledik Zara Dernekler Federasyonu'ndan. O çok önemli. Pandeminde yine köylerimize yardım kolileri ulaştırdık. Yeni Kapı'da Sivas günlerine katılım sağladık. Oradaki etkinlikleri yardımcı olmaya çalıştık. Aynı zamanda yine Zara Dernekler Federasyonu bütün derneklerimizin tek tek dolaşaraktan bütün derneklerimizin yerlerinde kahvaltı organizasyonu yaptık. Doğru, ne güzel. Böyle faaliyetlerde bulunduk. Birbirini de tanımış olduk. Çok güzel. Hemen Nur Ali Bey, hemen size dönüyorum. Köylerimizin tabii sıkıntıları var. Biraz önce başkan aslında çok güzel bir projeden bahsetti. O proje hayata geçerse
çok güzel olacak. Neticesinde siz de gittiniz, gördünüz. Merkez deprem bölgesinde 11 ilde de merkezde olan veya ilçelere sıkıntılarını bir an önce ulaşıldı ama köylerimiz biraz geç kalmıştı. Bu konteyner noktası köylerde aslında tutulacak bir şey. Ben ona başkan anlattı ama size ben biraz köylerin sorunlarından biraz bahsedeyim. Şimdi başkanıma teşekkür ederim. Tabii biz bunu bu deprem öncesinde de böyle bir çalışma hazırladık. Şimdi köyün sorunları gerçekten hani bu şikayet netliğinde olmasın ama olası büyük afetlerde ya da farklı şeylerde en çok yardıma muhtaç olan köylerdir. Çünkü oraya geç yetişiliyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Köylerde olmazsa olmaz her köye birer tane jeneratör olması gerekiyor. Çünkü elektrik merkezde gittiği zaman köylere ulaşma zor oluyor. İkincisi, köylerde şu anda yol sorunu çok. Yani hemen köylerin mi? Tabii yani köylerden, çünkü ben geçen Zara'ya gittim de köye merkezi şey açık da köye dağılım. Ya köy dağılımda ama ben kendi mesela araçla gittim ama çok zor bir şekilde gittim. Köyler nasıl Zara'ya geliyor onu bilemiyorum. Allah yardımcıları olsun. Amin. Bu konuda ben burada Sayın Valime, Sayın Kaymakam'a inşallah bu sene yazın, Sayın Kaymakam da söz vermişti. Hani bu sene yolları yapacaklarını söylediler. İnşallah bu gerçekleşecek. Biz de burada mutlu oluruz. Yazın köyde çok insan oluyor. Mesela şu anda 3-4 dev var ama yazın her köyde yani ama 500, 600, 700, 800 binleri aşıyor. Ama burada en önemli şey sağlık problemi. Yani burada orta merkezlerde birer sağlık ocağı olursa en azından oradaki insanlar sağlık problemi. Yazın mesela çok sorun yaşanıyor. Mesela yazın bir hastamız, yaşlımız rahatsızlandığında köyümüz 60 kilometre. Zara'ya tabii 60 kilometre. Ambulansın gelmesi diğer şeye yetersiz kalıyor. Bu durum gerçekten çok zor. Bunu yaparsak çok başarılı bir şekilde orta merkeze yani talep ediyorum. Yani bir talebimiz talepten derken köy ortak noktada. Şimdi Osman Bey 3 bölge bir yani, mesela bizim şu anki orta merkezde Meçit köyümüz var. Hı. Diğer tarafta Bolucan nahiyesinde bir bölge olabilir. Emirgan mümergesinde bir bölgelerde birer sağlık ocağı olursa en azından yazın ki daha çok misafirlerimize. Şimdi bu hizmeti sunduğumuzda bizim buradaki İstanbul'daki şu anda yoğunluk gösteren, kışın yoğunluk gösteren yaşlarımız var. Eğer öyle bir şey olursa, yollarımız yapılırsa, sağlık ocakları götürürse oradaki insanlar da buraya gelmemiş olur. Ben tabii ki yani kendim de hani inşaat işleriyle uğraştığım için şu anda baktığım zaman çoğu inşaatlar, çoğu binalar eski. Yani çalışmalarımızı tabii ki ZADEF'le beraber şu anda ZADEF'le çalışmaları yapacağız ama burada her ne kadar yaklaşık başkanım biz 5-6 senedir bu yol problemleri her televizyonda herkese de iletiyoruz, söylüyoruz ama biz istiyoruz ki biz nasıl ki bir doğal afette birlik beraberimizi savunuyorsak, nasıl berabersek o konuda da duyarlılık gösterip bir an önce oranın köy yollarını, telefon problemlerini, eksiklerinin giderilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben tabii ki önemsiyorum. Zara Belediyesi ile beraber çalışmak, Zara Kaymakamlığı ile beraber çalışmak, orada sorunları demin Fatih Bey'e mesela bir şey söyledim. Zara'mız, örnek vereyim, deprem olduğu zaman depremle ilgili hazır mıyız? Yani bir şey olduğunda ne yapabiliriz? Çünkü biz başkanımla şeye girdiğimizde, Maraş Elbistan'a girdiğimizde yani çok feci bir şeyi gördük orada. Yaşadık. O anda orada doğal afetlerde bir hazır bir ekip göremedik. Tabii ki doğal afetlerde ne olacağını o anda çözemez ama biz buna hazır olmalıyız. Nerede toplanmalıyız? Nerede
kalmalıyız. Bir şey olduğunda, deprem olduğunda nereden yani bir araya geleceğimizi, bunun çalışması, toplamayı yani bunu çalışmasını birlikte yapalım. Çünkü ben şuna inanıyorum. Sahra Dernekler Federasyonu bu yapılan her şeyi yanındadır. Başkanım da her zaman söylüyor. Biz devletimizin her zaman yanındayız. Ne gerekiyorsa da biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Çünkü biz yardımlar isterken hiç kimse demedi ki şurası burası yok. Hep birlikte bu yaraları sarmaya çalıştık. O yüzden Osman abi, ben bu duyarlılığı yetkililerimizden bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Yani, Osman abi de oradaki başkanımın söylediğine ilave yapayım. Oradaki yol sorunu, aslında bizim orada maden sorunlarımız var. Maden taşıyan büyük tonajlı araçlar yolu o yollarımızı köstebek yuvasına çevirmiş. Aslında en büyük sorunumuz o. O bölgede aslında bununla ilgili birçok eksik var. Arsenikli sular var. Bunların iyi analiz yapılması lazım. Çünkü bunlar insanları hasta edecek şeyler. Ama şu madenler konusu bir çözüm bulunmalı. Ağır tonajlı araçlar, yani bugün oraya bir yol da yapılsa, iki gün sonra o araçlar geçtiği zaman yol eski haline dönüyor. Ben onu geçmişte yaşadım. Evet. Kangal dönüşümdü bir kere. Bir de Divriği'den gelişimde de. Bir kere Kangal dönüşümde yollar çok bozuktu. Karabel yöresinden gelirken. Evet. Ama yolları sonra Divriği'ye giderken yapıldığını gördüm. Ben de bu dönemde. Ama şimdi yine aynı sıkıntılar. Demek ki o i̇şte büyük tonajlı araçlar. Sorun o tonajlı araçlar Osman. Bir de orada kış biraz çetin geçiyor. Ben geçen sene biz Zara Dernekler Federasyonu olarak bütün federasyonlarımızla birlikte, kaymakamımız, belediyemizle birlikte çok güzel bir Zara Bal Festivali gerçekleştirdik geçen dönem. O dönemde gittiğimde, evet dediğiniz gibi, ben de oradan Divriği'ye kadar gittiğimde yol çok kötüydü. Son dönemde gittiğim zaman, işte bu sene gittiğimde yollar yapılmıştı, evet. Ama bu çok uzun sürmüyor. Ağır tonajlı araçlar bu yolları çok berbat ediyorlar, çok kötü yapıyorlar. Bir de orada bir sel şeyi yaşadık biz, felaket yaşadık. O da bir yollarda bayağı şey vermişti. Tahribat yarattı, evet. Tahribat yaratmıştı. Bayağı bir tahribat. Bu madenler yarattı noktasında ve aslında biraz o konuya su noktasındaki biraz... Evet. Aslında şu anda deprem bölgesinde de şu anda sıkıntılar o noktada olmuştu. Var. Ama biz... şu anda biz bunu Zara'da köylerinde yaşayabiliyorsak bu sıkıntıları çözmek lazım. Evet, biz bunu kaymakamlığımızla da, belediyemizle de, özel idareyle de görüştük. Çalışmalar yapılıyor ama biraz yetersiz sanırım. Arsenikli sular var. Evet, bizim bölgede uzun zamandır süren bir problem. Meralarla ilgili problemler var. Yani bunların ivedikle ele alınması lazım. O bölgede madenler var. Evet, madenler yazın insanların, o köylerde yaşayan insanlar toz toprak içinde duramıyorlar. Bunlara bir an evvel çözüm bulunması lazım. Yetkililerimizden bunları rica ediyoruz. Sayın Kaymakamım, evet gerçekten gittiğimiz zaman ilgileniyor, bize geri dönüşler yapıyor, elinden geleni yapıyor ama sanırım orada bir bütçeyle ilgili de tabii sıkıntılar oluşuyor kaymakamlıklarda. Ama bir an evvel o maden artı şey var orada, mangal kömürü yakıyorlar mesela, yapılıyor. Sayın Kaymakamımıza da buradan selam olsun. Evet, Kaymakamımıza selam olsun buradan. Ben odun kömürü, mangal kömürü bu sene geçen sene biz onun gazı çok, biz çok dillendirdik. Meşe kaldı mı ki daha? Ya bizim bu bölgede vardı, sadece bizim vardı. Şimdi bir bölge öbür tarafta da bu sene nelerde orayı biçecekler. Ben hani orada akşam... Bir dakika, şöyle bir şey var. Sayın Başkan, Sayın Nurali Bey, tahmin ediyorum o bölgede yakanlar bizim oralılar değil. Değil, hayır. Taşeron, i̇şte, bak, bunu yani aydınlatalım. Taşeron yani firma. Ama şimdi şöyle, ihale çıktığı zaman ihaleyle satılıyor. İhaleyi de A kişi de alır, B kişi de alır. Yani burada ihaleleri almak değil de, şimdi şöyle, orada şu anda evet satılsın, biz demiyoruz ki satılmasın, siyer ekleme açısından, ama ben şunu söylüyorum. Bu kaynakları, bu yapılan çalışmaları, madem ki bu kadar şey orman kesiliyor, ama birazcık da bize bir katkı sunulsun. Yani yolla ilgili şeyle yol... Bir şey vermiyorlar ama.
Hiçbir şekilde hiçbir şey verilmiyor. Yani o hiçbir destek yok. Hatta şöyle de bir şey var. Yakılan kömür, biz gerçi mani olduk bazı köyün uzaklarına falan yakıttılar ama şimdi yaşlarımız 90-80 yaşına yaşlarımız var. Orada dumana maruz kalıyor. Bu da ne oluyor? Sağlık açısından tehlikeli. Yani evet. Bir şey yaparken bence hani ön şeysi çalışması yapılması lazım. Başkan Bolucan'ın Nurali Bey, Bolucan'ın hiç böyle alt bir çalışma böyle yapıldı mı? Oranın analizi, toprak analizi yapıldı mı? Bizim oralarda ne yetiştirmesi noktasında yani? Ben şunu söyleyeyim, toprak analizi ben biraz sizin deyimizle biraz araştırma da yaptım. Şimdi toprak analizi orada buğday, yonca, meyve öyle o şekilde gidiyor. Ama ben şuna inanmıyorum. Ne ekersen bizim topraklarımız güzeldir. O orada şimdi şöyle meyve, ceviz, elma. Ceviz var, bodrum ceviz var, selvi ceviz var bilmem. Şimdi örnek yani. Yani ben şu anki şeye baktığım zaman mesela ben neye dikkat ederim? Güzün hangi meyveler daha çok veriyor? Hangi meyveler daha çok toplanabiliyor? En çok toplanıyor. Kuşburnu her yerde var. Ama elma, armut, işte bu gibi şeyler ekersen çok güzel oluyor. Mesela benim annem pancarı, işte patatesi çok güzel bir şekilde de ekiyor, şeker biçiyor. Pancarı. Yani önemli olan bunu yapmak. Yani yaparsan çok güzel bir verim alabilirsin. Bununla ilgili zaten bizim ZASİAD'ın bir çalışması vardı. Tarım çalıştayı yapmışlardı. Şeyin zamanında da bu bizim Musa Bey'in zamanında da yapılmış. Musa Bey'in zamanında da yapıldı. Sedat Bey'in zamanında Sedat da buğday kazandı. Buğday, evet. Buğday ama. Ondan sonra ağırlıklı. Ondan sonra Şenel Başkan'ın yapmış olduğu işte sanayi iş adamlarının tarım çalıştayı yaptılar. Yani bizim bölgede evet şu anda Cumhuriyet Üniversitesi'nde de bununla ilgili bir çalışma var. Toprak analizleri yapıldı. Ne yetişir, ne yapabiliriz? İşte patatesle ilgili hatta Ekinli Köyü'nde böyle bir tartışmamız oldu. Olur mu, olmaz mı? Ama toprakların analizleri yapılıyor. Orada tarım çalıştayında gerçekten güzel sunumlar hocalarımız yaptılar. Bölgemizde birçok şeyin yetişebileceğini biz o zaman orada öğrendik. Hatta şu anda bir mantar üretimiyle ilgili bir çalışma var o Sayın bölgede. Adnan Şimşek evet, başkanımız. Evet, Adnan Başkan'ın öncülüğünde. Bu noktada bir şey var, çalışması evet. var. Böyle yani, bir çalışma var. Şimdi güzel bir noktaya geldiniz. Şimdi ne yetişiyor dediğimizde tabii onunla beraber bir sürü şey geliyor. Yani yok, tarıma yetişme noktasında bizim orayı ticari bir şekilde döndürmemiz için. Şimdi ben bugüne kadar genelde hep alışılmışın içindeki klasik buğday, yonca, işte pancar, patates. Ama biz bu topraklardan daha neler alabiliriz? Bizim kırsal kesimiz. Kırsal olduğu için biz buradan daha neler yapabiliriz? Yani meyve ağırlıklı olabilir. Meyve ağırlıklı olabilir. Mikrofona şey yapalım. Mesela kara elmas mantarı vardır. Bu direktmen cevizlerde ve o diğer ağaçların altında yetişir. Çok değerlidir bunlar. Mesela onlar da yetişebilir. Var mı bizim o bölgede? Bazı araştırmaları şey yaptıklarında var. Yapanlar var. Ama çok fazla bilinçli olmadığı için maalesef yapan yok. Aslında onu şey yaptılar. Kilosu çok da değerli bir şekilde satılabilecek pozisyonda. Yani onun bir altyapısını oluşturup öyle toplatmamız ve bunu ticarete çevirmemiz gerekiyor. Yoksa sessiz kalıyoruz. Yeni yapılıyor Osman yani, abi. Olacağın nahiyesi sessiz kalmasın. O bölgelerde suyumuz var, selimiz var. Yani evlerde milyarlık, trilyonluk evler de yapılmış. Paris gibi maşallah. Evet. Şimdi şeyi söylemek istiyorum da biraz önce evet tarımla ilgili söyledik de ama bununla ilgili bizim bizde hayvancılık ve arı kısımlarımız var. Arılarımız var mesela. Yani bizim Beydağımızın var. O Beydağında çok güzel arılardan bal alabiliriz. Nurali Bey'in söylediği kömürü yakıyorlar bize bir katkısı yok dedi. Arıcılar mı katkısı varmış size? Maalesef. Hayvancılıkla ilgili. Yani ince bir noktaya değindik ama tamam arımızı getirip koyuyorlar. Arılardan bal çıkarılıyor. Bu da bizim için gurur verici. Ama o arazide veyahut yetiştirmiş olduğu bölgeye bir katkısı var mı? Onunla ilgili köy bütçelerine küçük küçük bağışlar yapıyorlar ama bu
yetersiz ben. Yani arılarla ilgili şeyi söyleyeyim. Mesela bu baz istasyonlarının evet telefon iletişimleri kuruyoruz ama arıcılıkta mesela başladıkları zaman arılar yollarını bulabilmeleri için iletişim kanalıyla kullanıyorlar. Baz istasyonları bazen yönlerini değiştirip maalesef bazı köylerde aldığımız duyumlarda da birçok arıların da telif olduğunu da öğrendik yani. Bu ne? Bu nasıl bir şey? Ya şimdi arıların şey yapabilmek radyo için çiçeklerine sinyaller gönderdiklerinden dolayı bir yere gidip arılar birbirlerine orada kalıyor. Orada kalıyor, orada şey yapıyor veya gidip yiyeceği bulamıyor. Çiçeği bulamıyor, poleni bulamıyor. Şimdi başkan öyle bir şey söyledin ki sen şimdi ben bu Bolucan veya bizim Zara'nın köylerinin hepsinden baz istasyonuna kurmalar için tepelere benden büyük derecede talep ettiler. Çok büyük derecede. Bütün köyler. Şimdi gerekiyordu. Yani torunumuz geliyor ulaşamıyor. Şimdi bu böyle bir şey deyince bu çok büyük bir çalışmanın içerisinde farklı bir şeye gidiyor olay. Biraz bilgi sahibiysek o konuda şunu yapalım. Şöyle, radyo frankas dediğimiz şey aslında bu değil. Bence arıların telefinden bahsediyor. Şimdi arı telefi çok farklı bir şeydir. Yabancı arı ve şey arı. Mesela dışarıdan bir arı geldiği zaman merkezdeki yani şu anki köyde bulunan arıları telef edebiliyor. Böyle bir şey var ama bu bence hani telefon işte radyo şey bazı istasyonların etkilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü kendim hani elektronikçi olduğum için bunun olmadığını için bu olmayacağını düşünüyorum. Her yerde de bu olması lazım çünkü en önemli şey bizim telefon ulaşım. Her köyde de olması gerekiyor. Şu anda işte onu diyorum, şu anda bazı olması gerekiyor. Bazı köylerde mesela yok. Çaypınar köy, Çamurcu köy. Bunlarda mesela şu anda bazı istasyonu yok. Telefonlar bazı yerlerde evet. Çekmiyor. Burada olmasını gerektiğini köylerin düşünüyorum. Köylerin sorunları aslında çok da. Ya köyün sorunları siz burada bir saat iki saat yetmiyor. Köyde yaşamadığınız abi. İçin köylerin sorunları bana tam veremediniz. Ben biliyorum aslında köylerin sorunlarını. Onları ben bir programda daha ben net anlatacağım. Konuşabilirsin. Evet. Çünkü ben gerçekten şimdi, ben köyün aşığıyım. Öyle söyleyeyim sana. Şimdi tarımla hayvancılık çok az geçti. Bolucan yöresinde bizim hayvancılığımız yok mu? Büyükbaş, küçükbaş hayvancılığı son zamanlarda teşvikten noktasında. Ben ona değinmek istiyorum. Bunlar bakın, burada bir sürü gençlerimiz var. Ben onlara şu teklifim var. Dağlarınız, ovalarınız hepsi boş. Bu İstanbul'da sürüneceğinize gidin orada. Çünkü Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da bir başka yerlerde koyunlar gelip 2000 tane koyun yayıp kendine kazanç elde ediyorsa neden bizim çobanlarımız hepsi yabancı tahmin neden, ediyorum. Neden gençlerimiz yapmasın? Şimdi ben burada gençlerimize özellikle söylüyorum. Orada bütün yaylalarımız, ovalarımız boş. Burayı değerlendirebilirler. Ben kendi madenlerimizi, kendi öz kaynaklarımızı kendimiz yapabiliriz. Buna da gücümüz var diye düşünüyorum. Çünkü Zara Dernekler Federasyonu öncülüğünde biz bu kaynağı sağlayabiliriz. Eminim ki bu kaynağı sağladığımızda da kendi yöremizi demin şeyden bahsediyoruz. Ben örnek vereyim. Ben eğer o madeni işletsem ben kendi köyüme faydam olmaz mı? Tabii ki. Ama bir başkası bunu işlettiği için maalesef biz buradan katkı alamıyoruz. Ama kendi öz evladı orada bir işletme aldığı zaman o tuz işletmesi var mesela işte kömür madeni var bizim köy o çevreler çok zengin bir şeye sahip ama biz şunu istiyoruz onlardan bize bir faydası olması gerektiğini düşünüyorum yani evet. Aldığın her şeyin karşılığı olmak zorunda toparlıyoruz yani ben şöyle söyleyeyim bizi burada ağırladığınız için gerçekten sesimizi duyurduğumuz için çok teşekkür ediyoruz sana. Özellikle Vizyon 58'e teşekkür ediyoruz. Biz Zara Dernekler Federasyonu olarak bir başkanımla bir yola çıktık. O yol Allah'ın izniyle devam edecek. Her zaman da onun yanındayım. Gücüm yettiği kadarıyla köyüme hizmet etmeye, çevre köylerimize, Zara'ya, memleketimize hizmet etmeye devam edeceğim. Gücüm yettiği kadar sesimizi duyurmaya çalışacağız, hizmet etmeye çalışacağız. Ben burada herkese birlik olun, beraber olun. Çünkü ben şunu anladım, ne kadar malınız, mülkünüz varsa
hiçbir şeye değmiyor. Bir deprem, bir afet olduğunda hepsi yok olup gidiyor. En güzellik şey birbirini sevmektir. Birbirine sahip çıkmaktır. Evet. Sen ben diye biz diye bir şey yoktur. Biz varız, beraberiz. Hep beraber. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki programımız Nurali Bey ile nasip olursa yakın bir zaman içerisinde köylerimizin sorunlarını konuşacağız. Evet. Buradan da sözünü almış olduk canlı yayında. Evet Ayhan Bey. Osman Bey, öncelikle Vizyon İli 8'e ve size şansım adına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ali Başkanımızla beraber Zara Dernekler Federasyonu'nun yanındayız. Yapabileceğimiz bir şey varsa Ali Başkan'la beraber Canı Göl'den devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, birinci dönem yaptığınız bazı çalışmalar var. Evet. Tabii zaman değerlendireceğimiz zaman pandemiyi yaşadın, evet, depremi evet. yaşadın. Ve Nisan'da da nasip olursa evet. bir seçim var. Evet. Ne diyorsun? Şimdi Osman abi evet, geldiğimiz dönemde bir pandemi süreci yaşadık. Hı-hı. İşte gördüğünüz gibi doğal afetler yaşadık. Elimizden geleni yaptık. Elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalıştık. Toplumumuzun birliği beraberliğini sağlamak için mücadele ettik. Bir dönem daha adayım diyorum. Bütün köy dernek başkanımla tekrar istişare ederek bir dönem daha federasyonumuza hizmet etmek istiyorum. Ve gerçekten ülkemizde o kadar çok gündem hızlı ki, ne zaman da? Önümüzde bir seçim süreci var Osman abi, biliyorsunuz. Evet. 14 Mayıs'ta mıydı? 14 Mayıs'ta evet. ülkemizde bir seçim süreci var. Bu arada Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ben evet. buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı'na başarılar diliyorum. Ülkemizde güzel bir seçim olsun. Tüm hemşehrilerimizi, dostlarımızı, vatandaşlarımızı sandık başına gitmelerini rica ediyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tekrar tebrik ediyorum. Sizlere, bize bu fırsatı verdiğin için, bizim Osman, evet Osman abi bizim baş tacımız ya, gerçekten. Ya, teşekkür ederim. Vizyon 58 yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen tüm canlara, tüm dostlara, ismini unuttuğumuz, sayamadığımız herkese buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de tabii bizler bugüne kadar uzun yıllardır STK'larla varız, STK'larla birlikteyiz. Yine Sayın Başkan'ın genel kurulu nasip olursa oradayız. Yine 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın olduğu günü de yine bizim Nurhan'ın gecesi var. Nasip kısmet olursa Çaylıca'nın gecesinde olacağız. Birlikte geceyi yapacağız. O gün inşallah bu bazı şeyler biraz daha şey yapmış olur. Yerine oturmuş olur. Çünkü şu an deprem bölgesinde canlarımız toprak altındayken böyle bu programı yapıyoruz ama inanın ki bazen insanın şeyi duruyor, mutku duruyor diyor ya, sözün evet. bittiği yer. Ama işte eğlence programı yapılamıyor. Tabii doğal olaraktan biz de buradan çok mesajlar geliyor. Mikrofonla hemen bir şey söyle, kapatıyorum. Şimdi şöyle, evet, büyük bir deprem afeti geçirdik. Biz 23 Nisan'ı deprem yani dernek gecemizi 23 Nisan'dan önce almıştık. Biz bir amaç uğruna yapıyoruz. Köyümüzde eksiklerimiz var. Ondan dolayı bu geceyi devam ettirmek istiyoruz. Tüm zararlı hemşehrilerimi davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii skorta noktasında da olur. Skortacıları da unutmayacağız. Evet. Evet başkan, hemen. Şimdi 11 ilimizde yaşanan depremden dolayı sigortalarla ilgili sigorta şirketlerinin bu hasarları tespit etmeleri çok zor. Çünkü oradaki yapılan sigortaları 11 ilimizdeki bulunan acenteler yapmaktadır. O acenteler de şu anda yok. Sigorta şirketlerinin tespit etmeleri de çok zor. Orada şu anda acentelerin bilgisayarına tutun da oradaki hasarları tespit etme olasılıkları da çok zor.
Ben herkese şunu söylemek isterim. Binanızın doğal afetler sigortası, deprem poliçelerini yapmalarını talep ederim. Tamam. Yanlarında da konut sigortasını yapmalarını çok teşekkür temenni ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Osman Sönmez de her hafta olduğu gibi gündem özel programımızın bu haftaki konukları Sivas Zara, Zara Dernekler Federasyonu yönetimiydi. Sayın başkanlar da aramızda, onlara da hoş geldiniz diyorum. Bizler onurlandırdılar. Sevgili federasyon başkanımıza da ve başkan yardımcılarına da teşekkür ediyorum. Kısmen dilimizin döndüğünce, süremizin yettiğince biraz Zara Dernekler Federasyonu'nun yapmış olduğu çalışmaları konuşmaya çalıştık. Aslında buradaki bizim konumuz Zara Dernekler Federasyonu'nun bu afetinde, arefesinde bölgeye yapmış olduğu çalışmalardı. Hafta ortası ki başkanla bir değerlendirmemizde. Bunlar çok güzel şeyler. İnsana dokunmak lazım. İnsanın yanında olmak lazım. Biz bugün ne için varız? Yoksa federasyonlarımızın, STK'larımızın tabii ki kurulur. Hep bütün STK'larımızda vardır. Ama bugün birbirimize lazımız. Birlik günüdür. Bu birlik gününde Zara Dernekler Federasyonu'nda yapmış olduğu çalışmalardan dolayı siz değerli hemşerilerimize, izleyicilerimize bahsettiler. Tırlarla gittiler, yerinde tespit ettiler, verdiler. Ama Sayın Ali Doğan Başkanımız hafta ortası söylemiş olduğu bir anısını, orada yaşadığı bir anısı vardı. Onu şimdi anlatmadı. Oysaki gözler doluyor hepimizin yaşadığı gibi. İnsana dokunduğun zaman orada işte her şeyini kaybetmiş, bir kendisi kalmış. Ama çorba dağıtarken kendine teselli aldığını söylüyor. Biraz önceki Nur Ali Başkan söylediği gibi de dünya çok küçük. Bir anlık. Akşamleyin varlığın var, sabahleyin kalkıyorsun ki aileni dahi yitirmişsin. Malın, mulun hepsi bitmiş. Onun için biz ne yapmamız gerekiyor? Önce yanımızdaki, yöremizdeki insanlara hoşgörü içerisinde olmamız gerekiyor. Ve ona göre de kendimizi daha iyi idam edecek noktasında çalışmamız gerekiyor. İstanbul bölgesindeki deprem hep konuşuluyor. Ben İstanbul bölgesindeki, İstanbul'daki depremi kendim çok konuşmak istemiyorum. Sebebi bilgi sahibi olmadığım için hiçbir hemşerimi, İstanbul'daki hemşerimi o konuda tedirgin etmek istemiyorum. Bir uzmanımız gelirse, ehliyetli bir uzmanımız gelirse, bize de bilgi verirse biz de bu ekranlardan İstanbul'daki çalışmalarımızdan bahsetmiş oluruz. Bir başka programda buluşmak üzere. Bir başka konuklarla. Hoşça kalın sevgili izleyicilerimiz.